Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Cihat Kiriç. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar çok fazla punt videosu istemiştiniz. Bugün ben de punt oynuyorum top lane'de. Öncelikle girmeniz gereken ürünler videonun altında var. Yıldırım tercih ettim, yani daha doğrusu elektrik var tercih ettim. Eşyamı unutmuşuz. Evet. Bu arada Soraka'yla duo girdim. Benim bir izleyicimmiş. Öyle bir gün duo girebilir miyiz tarzı bir şeyler yazmıştı. Ben de gireriz dedim. Öyle videoya konuk ettim. Her neyse arkadaşlar, pant aldım. Elektrik ver ile pant oynayacağım. Elektrik ver almamın nedeni karşımdaki adamın Talon olması. Hani Talon yerine karşımda tank bir karakter olsaydı ben Ayri girecektim. Hani Q'larıyla sürekli dürtüyorsunuz çünkü. Ama karşımdaki adam kırılgan bir rakip olduğu için elektrik ver girdim. Elektrik veri de QW düz vuruşta direkt patlatabiliyoruz zaten. Hani elektrik veri de rahatlıkla aktif hale getirebiliyoruz bu karakterde. Pant oynaması çok zevklidir. Hani çok basittir bir de arkadaşlar pantla koridor yapmak. Yani çoğu eşleşmeyi kazanır pant. Ama pant oyun ilerledikçe oyundan düşen bir karakter. Ki bu videoda da bunu göreceğiz büyük olasılıkla eğer oyun uzarsa. Red gelmiş. Bu da olur. Bak, ürünlerinde kızart da var. Arkadaşlar 2 olana kadar adamın sürekli Q yeteneğini kullanacağım. 2 olduktan sonra da adamın direkt üzerine atlayacağım. Ama üzerine atlamadan önce adama bir tane Q atmam gerekiyor. Bak şimdi. Öldü. Mesela orada yıldırım direkt patladı. 2 level W'mla da çok çabuk yaklaştım zaten adama. Direkt adamı öldürdüm. Yani pek mekaniksel bir şey yapmadım arkadaşlar açıkçası. Sadece yıldırımı nasıl patlatacağımı biliyordum. Q, W düz vuruşta yıldırımı patlattım. Oradan adam zaten o burst ile beraber öldü. Şimdi arkadaşlar Pant'ın pasifinden bahsedeceğim. Pasif çok önemli. Geçenlerde bir değişiklik geldi Pant'a. Artık şu büyük kamyon minyonları Pant'ın şu kalkanını alamıyor. O pasifini alamıyor arkadaşlar. Değişiklik oydu. Hani eskiden mesela şu kamyon size vuruyordu. Sizin üzerinizdeki kalkan gidiyordu. Kötü oluyordu açıkçası. Yani şimdi öyle bir sıkıntınız olmuyor. Pant'ın pasifi o kalkan. 4 yetenek kullandığınızda veya 4 tane düz vuruş yaptığınızda arkadaşlar. Üzerinizde şu kalkan beliriyor. Bu kalkan rakipten gelen bir otomatik vuruşu engelliyor. Hani yetenekleri engelleme, otomatik vuruşları engelliyor. Mesela Jax'in normal düz vuruşu. Ezreal'ın Q'su da otomatik saldırı olarak geçiyor. Yani düz vuruş olarak geçiyor. Onu da engelliyor mesela. Bu pasif aynı zamanda W'dan alabiliyoruz. Onu göstereceğim size. Hani pasifiniz yokken W attığınızda pasifiniz geri geliyor arkadaşlar. Bak mesela bu adam olur da üzerime atlar vurursa. Heh, bakın beyler bir daha W atıyorum. Hop, üzerimde pasif var. Bu adam bir daha öldü. Kaçamaz ki. Arkadaşlar Pant'ın E'sinin E yeteneğinin pasifi de %15 sanırım. Canın altındakilere kritik hasar vuruyor. Vurdurtuyor. Aynen bak pasifinin şeyi. E'sinin pasifi %15'ten az olan hedeflere de kritik vuruyorum arkadaşlar. Q'la bile dahil. Hani canı az olduğu zaman daha da fazla hasar vurabiliyorsunuz rakibe. Ama bakın dediğim gibi Pant'ın koridor aşamasında böyle kill alması falan çok normal. Hani genellikle koridor aşamasında öne geçiyor bu karakter. Asıl önemli olan koridor aşamasından sonra. Savaşlarda falan genellikle Pant'ı kayıtlıyorlar. Hiçbir şey yapamadan ölüyorsunuz. İşte ulti atıyorsunuz. Attığınız yerde direkt stun yiyip ölüyorsunuz. Hani o yüzden oyunu hiç uzatmamanız lazım. Şimdi ben mesela mid lane'e falan gideceğim. Mid lane'i oyundan düşüreceğim. Hemen oyunu bitirmeye yönelik hareketler yapacağım. Sizin de öyle yapmanız gerekiyor. Yani bu karakterle dakika 30'a falan giderse oyun. Yani takımı sizi taşıyabilirse ancak o şekilde kazanırsınız. Öyle söyleyeyim. Şuradan ben gidip çime pusacağım. Bu adam belki gittiğimi düşünür. Şu beni inşallah görmemiştir. Görmemiş o minyon
Tamam, bu adam patates oldu. Ben o adamı keserim bu arada, bakayım. Tamam. Düz vuruş daha yapsaydı ölürdüm. O yüzden orada hiç riske girmedim. Şöyle bir dakika. Arayüzden büyü bedellerinin gözü işaretlemem lazım. Az önce kaç tane Q ve W atabileceğimi arkadaşlar hesaplayamadım. Mana bedellerini gözler açık değildi. Hani orada o yüzden mesela ilk W'yu kullandım. Pasifim gelsin diye. Orada pasif kazanmak istedim. Hani Cinza düz vuruş yaptığımda pasifimde kalsın diye. Orada o sayede adamı öldürebildim. Normalde mid lane'e bir roam deneyecektim ama vazgeçtim. Şu top'tan ilk kuruyu alıp aşağı öyle ineceğim. Bu adam o farmada giderse. Adam çok açılmadı. Ultimi mid lane'e kullanacağım ben ya da bot lane'e. Oy, oyundan düştüm. Abi. Bir delay girdi. Son günlerde oluyor bu benim bilgisayarıma. Neden bilmiyorum. İnternetimde bir sıkıntı var beyler. Yayınlarımı izleyenler de bilir. Oyundan sık sık düşüyorum ya. Şimdi şu adamı ürkütmeden. Redim de var. Yani şu an o adamın yapabilecek herhangi bir şey yok. Adam 2 level fark yedi. Hani şu dakikadaki eşyalarım çok fazla. Üzerimde redim var. Bayağı tilt olmuştur o adam. Bir de pik olarak da bayağı counter'lıyorum. Hem Talon'u hem Zed'i counter'lıyorum. Hani bir şey yapamıyorlar pik olarak da bana. Şunu da keselim. Beyler şimdi ilk kule gold'u dediğim gibi önemli. Hani buradan 600-650 gold kazanacağım ben. Hem de yukarıdaki kuleyi almış olacağız. Görüş üstünlüğü sağlayacağız. Onun dışında hemen mid'e ulti atmayı düşünüyorum. Hani bu mid'lerindeki adamı ve mid'lerindeki kuleyi de almak istiyorum. Çünkü Talon da güçlü bir pick. O beni late game'de tekleyebilir bu arada. Ben hiç W atamadan. Beni öldürebilir o adam. AFK mı lan? Lane'i tıklamış gelmiş abi. Tadın. Bu arada arkadaşlar kule vuruşları pasifinizde kalıyor. O şekilde kuleleri de bir tanklayabiliyorsunuz. Güzel ilk kule... Hani ilk kuleyi aldık. Tertemiz. Beyler bu arada istediğiniz karakterleri videonun altına belirtin. Hani videonun altlarından o karakterlere bakıyorum ben. Hani her yoruma cevap vermiyorum ama bakıyorum işte hani beğenilmiş video yorumlara falan. İşte abi Pant çeker misin? İşte Jax çeker misin? Shyvana çeker misin? Hepsi aklımda benim de. Hani hepsini çekmeye çalışacağız elimizden geldiğince bakalım. Direkt tekledi adam ya. Dın. Şimdi bu adamı biraz farmını çalıyor gibiyim ama mitliğinden kuleyi istiyorum. Şimdi Zinza gelirse Zinza'yı da teklerim ben. Yani şu an karakter bir de inanılmaz eğlenceli geliyor arkadaşlar. W'mu birazcık beklemeliyim. Kim? Oldu. Ya. Heh, güzel güzel. Diğerini. Abi asist bile alamadım birinden ya. Manam yok bir de Q atamadım. W minyonu atıp oradan Q atacaktım adama.
Onu da yapamadım. Go go go. Dım. Tabi top lane'de bayağı minyon birikmiş. Bak mesela bu minyon dalgasını kaçırmam beni geri düşürecek. İşte base atamadım. Ben orayı alıp öyle base atacağım ya. Çünkü orayı salıp base'e gidip oraya gidene kadar buradaki minyonların hepsi ölecek. Mesela buradaki wave aldıktan sonra ben 10 level olacaktım beyler. Adamlarla 4 level fark olacaktı aramda. Ama base atarsam mesela buradaki o XP'nin hepsini kaçıracaktım. Hani bunu dikkat edip midlerinde biraz daha az oyalanabilirdim yukarıdaki farmı görüp. Yani midlerinde mesela biraz fazla kaldım. O kuleyi almamız uzun sürdü. Hani daha dakika erken olduğu için kulelere çok vuramıyoruz. Ultim de geldi. Ben oradan bota giderim. Bottaki kuleyi alırız. Hem yani bak bottakiler de biraz ölüyor. Hem onların da durumu düzelir. Tın tın tın. Ya Shyvana Jungle videosu çekmeyi düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Ama tamamen görev yapılıyor karakterle. Hani o biraz sıkıcı olabilir. Yani oyunu birazcık canımı sıkıyor. Hani sürekli videoda işte adamın ormanına gireceğim, ejderleri falan alacağım. Hani pek eğlenceli bir video olmayacak gibi. Mesela arkadaşlar az önce flash atmadan önce ilk olarak Q yeteneğimi kullandım. Hani adama fazladan bir tane Q kullanabileyim diye. Direkt W atsaydım Q yeteneğimin cooldown'ı dönmeyecekti. Ki orada Q'yu atıp Q'yu attıktan sonra W bastım. Mesela Q yeteneğimin cooldown'ı bir daha döndü. Adama iki tane Q atabildim orada. Bu da çok önemliydi. Keşke yaparken söyleseydim. Yaptıktan sonra söylemem de pek hoş olmadı. Şuna baksanıza ya. Elektrik Bell'le beraber tek atıyor karakter. Ama karşımda tank bir karakter olsaydı dediğim gibi elektrikler pek mantıklı olmazdı. Çünkü üzerine atlayamıyorsunuz. Oo, bizim bot lane hala ölüyor ya. Abi adamı 7 kill koridorda kestim. 2 kill almış adam. Şimdi %20 cooldown var. Şunu alalım. Şimdi buna azıcık da tank kasabiliriz aslında late game'de düşmemesi için. Hani bu böyle Malmortius'un tarzı, eşyalar kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani onun dışında öyle adam falan da kasabilirsiniz. Koruyucu melek ben büyük olasılıkla alırım. Karakterlerin içerisine girdiğiniz için koruyucu meleğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Orada oyun bitti galiba ya. Beyler şu Drakkar'ın pasifini mutlaka kullanın. Hani mesela Hunt gibi bir karakter pusmaya ihtiyaç duyan bir karakter. Şimdi de Drakkar var üzerimde. Eğer bu ordunun üzerinden yani karşı takımın bir görüşünün üzerinden geçersem Drakkar zaten direkt parlıyor. Orada görüş olduğunu size belli ediyor. Hani mesela bunu kullanıp rakibin ormanında rakibi bekleyebilirsiniz. Hani zaten wardsuz olduğundan emin olabiliyorsunuz. Hani sürekli böyle çimlerde falan bekleyip rakip geldiğinde direkt avlayabilirsiniz. Şu adam redinde büyük oldu. Ben şuraya bir görüş atıyorum.
Anladım Red'ini. Güzel. Sürpriz. Abi mızrağım zaten adamı öldürdü yolda ya. Kaç vuruyor şu an? Şu an gösterdiğine göre 300 küsür, hatta 400 vuruyor. 400 küsür vuruyor. Adamların birazcık zırh değeri falan oluyor. Bir miktar daha azını vuruyorsunuz. Ya 5 kere ölen support mu olur ya? Ya oraya ben W atamam arkadaşlar. 12'ye 0 oynuyorum. Direkt shutdown vereceğim orada. Hani kule altı çünkü. Ha, sattım ben de. Niye sattım bilmiyorum. Oraya W atmamam gerekiyor. Gidiyorum W atıyorum oraya. Boşu boşuna öldüm. Mükemmel K'da gitti. Aynı zamanda adamlar benden shutdown aldı. Fazladan gold aldı. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi aslında ben karabaltı da alabilirim. Karabaltı alırsam ayakkabımı değiştirmem gerekiyor. Cooldown'a gerek kalmıyor. Karşıda da tank yok aslında. Karabaltıya gerek duymamam lazım. Ben bir koruyucu alayım. Bizim Twitch de azıcık kalsın abi. Late game'de o da tek atar. Bak erken aşamayı ben taşıdım. Late aşamayı Twitch taşıyabilir. Vladimir taşıyabilir. Jax taşıyabilir. Jax late'de zaten çok güçlü. Jax late'de tutulmuyor. Bana biraz fazla zorladı orada ya. Geldim geldim. Kaç canı kaldı? Double su mu harcadım ya ona? Keşke bizim Vladimir'le Twitch tepki gösterip vursaydı ona. Yani Vladimir E atsa bile öldürmüştük sanırım onu. Ben yine sattım galiba orayı ya. Neyse şunu alalım. Biraz fazla satmaya başladım. İki kere çok gereksiz öldüm. Burnum akıyor benim ya. Evet beyler birazcık garip bir anlık hasar oluyor Pantheon'un elektrik veriyle. Ama dediğim gibi oyun uzadıkça düşen bir karakter. Hani düştüğünde de bir şey yapamıyorsunuz bunda. Ben ne alsam? Şu can eşyasını almışım. Buradan neye çevirebilirim? Aslında üçlü kuvvet bile alabilirim ya. Üçlü kuvvet bile gider panta. Bir tane düz vuruş yapıyorsunuz. Pırıltıyı o şekilde aktif hale sokarız. Biraz tahmin etmiştim orada duvardan atlayacağın adamın. Tamam öldü ikisi de. Orada benim Q gitmedi adama bu arada. Adam çime girince benim Q havada kaldı sanırım. Yani Q'm cooldown'ına gitti ama adama hasar çıkartamadım orada. Ya böyle de çok sıkıcı oldu ya. Direkt aldım 13 kill. Hani hiçbir şey yapmadan kill alıyorum. Sadece W atıyorum kill alıyorum. Yani yetenek kullanmayınca pek hoşuma gitmiyor ya.
Ulan adam Twitch'i öldürdüğü için can çekti, ölmedi. Yoksa Twitch'in zehrini öldürdü. En son bir Q atmıştım adama. Şimdi ben ne almalıyım? Bunu bile alabiliyorum, bu eşyayı. Ne alayım? Karabaltı yapayım ben. Ayakkabımı değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Karabaltayla zaten %40 cooldown'a ulaşıyorsunuz. Ayakkabıya gerek kalmıyor. Bak %10 bundan, %10 bundan, %30 bunda, %10 da bundan geliyor, %30. Bir de karabaltayı alınca %20 cooldown gelecek. %50 oluyor. Yani ayakkabının getirdiği %10 cooldown'a ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani onun dışında karşısı full AD, direkt ninja tabi alabilirim mesela. Ki ninja tabi almalıyım. Ayakkabı satıp onun yerine ninja tabi yapacağız. Ah Twitch, ah. Azıcık vursa Twitch. Ultisi var, her şeyi var. Adamı yakalıyoruz, açmamış ultisini ya. Ben şöyle bir çılgınlık yapıp oraya atlasam mı? Pek bir şey alamadık aslında ya. Çok fazla zımbırtı kaybettik. Soraki her şeyini bana bastı. Sadece bir kill çıkardık oradan. Hani pek canım olmadığı için çok tanklayamadım. Kule 2 hit attı bana, direkt yamuldum ya orada. Yani oraya TP attı adam. Şu oyunu bitirmek istiyorum da oyun bitecek gibi ya. Hani oyunu bitirebilmemiz için birilerini bir yerlerde yakalayıp böyle kesmemiz lazım. Ve 3 kişiyi falan kesmemiz lazım. Şöyle bir barona girelim biz. Yani baronda belki bir savaş döner. Abi. Şu an yorumlardaki o küfürleri okur gibiyim. Orada base mi atılır? Nerede base atıyorsun sen? Bak, Soraka bir silence attı oraya. Zed direkt bitti. Ne yetenek kullanabiliyor, ne ultisine dönebiliyor. Yani bütün plays'leri bitti orada dedim. Dın. Bizim direkt baron almamız lazım ya. Adamların hepsi çünkü 5 dolaşıyor. O şekilde hepimizi tek tek avlıyor. Aynı anda itemiyoruz biz takım olarak. Adamlar geliyor tek tek hepimizi indiriyor. Defansını yapıyor bak. Aha, baron mu gider? Baron girerlerse hepsini orada öldürürüm. Çok da güzel olur. Çok güzel. Birazcık canlarının gitmesini beklemeliydim sanki ya. Oy. Direkt patates oldum. Hadi Vladimir ulti, Vladimir ulti. Vlad, Vlad ulti, Vlad. Ha, bizimki çaldı onu. Abi Vladimir oraya girse hepsini kesmişti ya. Bak bende de tank eşyası yok. Direkt patates oluyorum orada bir yukta. Hani söylüyordum ya arkadaşlar, oyun uzadıkça karakter düşüyor diye. Bakın daha dakika 25. Şimdiden bile hiçbir şey yapamamaya başladım. O kadar kasmış olmama rağmen. Hani bir iki eşya tank kasmalıyım. Daha rahat edebilmek için. Hani direkt tek yiyorum çünkü.
De orada biz Baron'u da aldık. Bayağı bitti yani karşı takım şu an. Bak direkt birini flash'ta tutabilirim. Ama Twitch'in tepki göstermesi lazım. Yani gerçi 3 inhibitör açtık, oyun direkt bitti ya. Valla oyun uzar diye düşünüyordum ama adamların o Baron kolu bitirdi oyunu direkt. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince Pant'ı anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bu karakteri oynuyorsanız erken aşamada oyunu bitirmeniz gerekiyor. Ya da late'de sizi taşıyabilecek takım arkadaşları gerekiyor. Late game'li karakter iş yapmıyor. Evet, istediğiniz karakterleri videonun altına belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.